Efendim olmazsa olmazımız mobilyayı konuşacağız. Mobilyaya ilişkin çok önemli gelişmeler oldu geçtiğimiz e, günlerde biliyorsunuz. Hem ona, e, onun sonuçlarını, ilk e, sonuçlarını e, almaya çalışacağız. Hem sektörde de çok önemli gelişmeler var. E, bunu değerlendireceğiz. Bir de mobilya almanın zamanı mı değil mi? E, bu sorunun da e, yanıtını almaya çalışacağız. Masko e, Yönetim Kurulu Başkanı e, Sayın e, Mehmet. Mutlu stüdyomuzda hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür siz, e, ederim. Sağ olun. Siz mutlusunuz, mobilya alanlarda mutlu mu sizden? E, şöyle bir sıkıntı vardı mobilya sektöründe, onunla başlayalım. E, mobilya aldıktan sonra mobilyanın devamında e, satış sonrası hizmet konusunda bundan yıllarca önce e, sıkıntılar vardı ben biliyorum. E, şimdilerde farklı oldu herhalde o iş. Evet. Onu bir anlatarak başlayayım bize. E tabii mobilya sektörünün en büyük özelliği satış sonrası hizmete önem vermemiz gerekiyor. Biz de bunun için Masko olarak özellikle Masko Premium diye önceden de bizim Masko Eksuriz diye bir projemiz vardı. Burada satıcıyla tüketici arasında bir köprü oluyorduk. Ama bunu daha da geliştirdik, altyapısını hazırladık. Bu yıl itibariyle de hayata geçiriyoruz. Masko Premium belgesine sahip Mağazalarımızdan alışveriş yapan tüketicilerimiz herhangi bir aksal, aksaklık yaşamaları halinde biz masko yönetimi olarak devreye giriyoruz ve burada sorun çözümü tüketicinin sorununu arkasındayız. En şekilde. Maskoda satılan mobilyanın evet. arkasındayız biz ya yönetim olarak sektörümüzün en büyük özelliği bir müşteri bin müşteri demektir yani Değil müşteri ben? memnun kaldı mı yıllarca A sizi tercih olumlu eder olumlu anlatır evet memnun değilse çok 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 olumsuz anlatıyor. Şimdi Masko'da zaten şu anda yok denebilecek kadar az problem. Bitti sayılır. Çünkü mağazalarımız oturdu. Hepsi kaliteli hizmet veriyor şu anda. Ama biz yine de bu önlemi aldık ve Masko Premium hayata geçirilir İnşallah en kısa sürede. Evet, bu, bu önemli bir gelişme. Yani evet. mobilya sektöründe satış sonrası hizmette gerçekten üst noktaya taşınmış evet. olması sadece sizde bütün markalar var bir de. O anlamda da çok evet. önemli. Içerisinde... hemen hemen herkesin beklediği Merak ettiği soruya geçelim. Şimdi geçtiğimiz bu yılın başında, geçtiğimiz yılın sonunda KDV oranları sizin çok uzun süredir indirilsin dediğiniz seviyeye çekildi. Evet. Hem müşteri açısından yani alıcılar açısından hem de sizin açınızdan nasıl bir, bir ay yaşadık çok merak ediyorum. Çünkü sizin yıllardır istediğiniz bir şeydi bu. Ben öncelikle buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ekonomi ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a tüm sektör adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim yıllardan beri bütün platformlarda, TV programlarında katıldığımız birçok mecrada da bunu dile getiriyorduk ben ve bütün sektör başkanlarımız. Mobilyada KDV oranının %8 bandında olması gerektiğinin hem istihdama çok ciddi bir katkı sağlayacağını hem de ülke ekonomisine çok ciddi bir katkı sağlayacağını vurguluyorduk. Sağ olsunlar bu çağrımıza kulak verdiler ve Ocak ayı itibariyle de KDV 8'e düştü. İnşallah bu kalıcı olacak bundan sonra. Kalıcı önce diye de, zaten karardılar, evet, evet, değil mi? Ya bu önce bazen böyle işte 3 aylığına, 5 aylığına diye. Bu sefer öyle geçen aylığı, aylığı sene, aylığı yok. Geçen sene dövizde bir dalgalanma yaşadı. Onun üzerine bir böyle Orada bir şey yapmış. 3'er aylık periyotlarla bunlar 2 defa bu KDV indirimi oldu. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi kalıcı, kalıcı. E, inşallah. E, bundan sonra bize düşen görev de burada sektör e, temsilcileri olarak e, bu bize yapılan jeste karşılığını hem Şimdi ülke ekonomisine o... istihdam sağlayarak hem de ekonomimize ciddi bir katkı sağlayarak geri vermek olacak. Birincisi bu şeyi yansıttınız mı e, fiyatlara? Yani tabii tabii. Yansıdı, fiyat... yansıdı, yansıdı, Yansıtmak da zorundayız. Çünkü bizi satışa döndürmek zorundayız. Hmm. Cirolarımızı artırmak zorundayız. Bütün esnafımız da bunu yansıttı. Şu anda alışverişin tam zamanı. %10 bir avantaj oldu. Avantaj oldu şu tabii. anda. Onu yansıttık piyatlara diyorsunuz. Kesinlikle. Şu anda e, Aralık ayından e, Ocak ayına geçişte %10'luk bir indirim e, evet. söz konusu oldu. E, Ocak ayı biraz durgun bir ay sizde değil mi? Yani Şimdi, öyle baktığımızda. Şöyle söyleyeyim. Artık e, eski dönemdeki gibi işte mobilya yaz döneminde daha çok satılır gibi bir kavram yok. Çünkü insanların sosyal ve ekonomik açıdan da e, iyileşmesiyle birlikte bence kış dönemlerinde mobilya daha çok satılıyor ve kampanyalar bu dönemlerde daha fazla olduğu için mobilyadaki cirosal anlamda bizim düşüşü yaşamıyoruz biz Ocak, Şubat, Mart aylarında. Aksine daha da yükselişe geçiyoruz diyebilirim yani. Bir de siz ha, daha da çok e, yani o şeyden kampanyalardan kaynaklı oluyor. Yazın şimdi artık tatilde oluyor biliyorsunuz insanlar. E, daha çok bu etkiyi alıyoruz diyebilirim son 4-5 senedir. Bu akılcı, sektör evet. açısından akılcı bir şey. Size bütün, biraz önce söylediğim gibi bütün markalar var. O anlamda yani sizin bünyeniz içindeki, Türkiye'nin önde gelen bütün markaların olması siz mobilyanın nabzını tutma noktasında da en önemli evet. noktalardan birisiniz Türkiye'de. Evet. Kaç bazı var sizde? Bizim 778 tane mağazamız var Masko'nun içerisinde. Bizim için en önemli şey burayı %100 doluluk oranında tutmak. Ancak tabii e, eski döneme göre işler biraz daha değişti. Tabii Masko'da bugünlere kolay gelmedi. Yani burada 30 yıllık bir emek var. içerisinde. Siz kaç yıldır Masko'dasınız? Ben 1998 yılından beri evet. Masko'da ticaret yapıyorum. Evet. Ee, biz de yıllardır oraya hizmet ediyoruz. Daha önce de bir yöneticilik görevimiz olmuştu. Bugüne kadar da emeği geçen bütün başkanlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü Masko bugünlere kolay gelmedi. Bizim için biraz önce de ifade etmiştim. Masko'nun en büyük özelliği yüzde dolu olması. Ve bugün biz yüzde yüz doluluk oranındayız. Baktığımız zaman bu neden kaynaklandı? Masko'nun içerisinde sadece mobilya yok. Bakıyoruz bugün 50'nin üzerinde avize mağazamız var. 50'nin üzerinde halı mağazamız var. Ofis mobilyacılarımız var 80 mağaza civarında. Onun dışında vitrifiyesi, genç odası, bebek odası, perde, mefruşat, duvar kağıdı gibi mobilyayı tamamlayıcı bütün ekipmanlar artık Maskon'un içerisinde mevcut. Yani bir Bu ev da... aldınız ya da bir <laughs> ev düzen, düzeceksiniz. Yani evi evleniyorsunuz, işte evi organize edeceksiniz. Geliyorsunuz evet. Maskoya, Sadece mobilya almıyorsunuz, her şeyi işte duvar kağıdından, aklınıza gelen her şeyi Şimdi eskiden oradan... Eskiden bilirsiniz, perde alınacağı zaman zeytin burnuna gidilirdi. Oradaydı bunun çarşısı. Şimdi Moskova'ya mı aldınız ondan? Şu an elinin üzerinde perde mağazamız var maskonun içerisinde. İşte avize alınacağı zaman şişhaneye gidiyor. Bir daha çok anlatmanız gerekmez mi? Tabii bu, bu, bize artı sağladı. Hem tüketiciye hmm. de artı sağladı. Hem vakit açısından hem birbirine entegre ve kombinasyonu çok daha rahat yapılıyor. Kısa yani bir alanda her şeyi bulabileceğiniz bir nokta. Belki bunu anlatması lazım. Tabii biraz, işler değişti. Eskiden işte biz mobilyayı çok hızlı bir şekilde teşhirimizden verebiliyorduk. ...hızlı satışa döndürebiliyorduk ama şu an bütün mağazalarımızda aşağı yukarı %70-80'inde iç mimar var. Bunlar çizim yapıyorlar. üç boyutlu çizimlerle tüketiciye ücretsiz bu desteği veriyorlar. Bilgisayarda evinin tabii, tabii. şekline göre. Gidiyoruz önce müşterimizden evin relevesini, ölçülerini alıyoruz ve... ...bir hafta içerisinde bunu olgunlaştırıp bütün evin çizimlerini tüketiciye sunuyoruz. Tabi burada ne oluyor? Avizesi, yani... duvar kağıdı, perdesi... Hepsi birbirine entegre şekilde yapılıyor. Ya da şöyle yani bir koltuk alıyorsunuz sonra odaya girmiyor falan öyle. Tabii, o problemler zaman, artık hakikaten. yani yok diyebilirim. Yani <laughs> bunları artık çözdük. Bu mimari desteklerle biz bunları tüketici ücretsiz veriyoruz açıkçası. Mobilyasını bizden alması kaydıyla veriyoruz. Bu baktığınız veriyoruz. zaman şöyle yani bizim e, yani süreci gözlemlediğimiz için başından beri mobilya sektörünü çok yakından da takip ediyoruz. E, bu anlattıklarınız mobilya da çok önemli bir e, değişim yaşadı son dönemde. Peki bu değişim dünya ticaretine de yansıdı mı? Mobilya ihracatı nereden nereye geldi, nereye gidecek, nasıl gidiyor? Hı. Yurt dışında da bizim markalarımız tanınmaya başlandı mı? Siz ne yapıyorsunuz yurt dışında? Evet. Bütün bunların hepsini birden cevaplayabilecek misiniz? Bizim için şu anda olmazsa olmazımız ihracat. Ülkemiz için de böyle ama mobilya sektörünün farklı bir özelliği var açıkçası. Dış ticaret fazlası veren bir sektör mobilya sektörü. Bugün baktığımız zaman... Yani mobilyada aldığımız, Tabii. sattığımız aldığımızdan fazla. Tabii. 3.2 milyar dolar gibi bir ihracat rakamımız var geçen sene. 800 milyon dolar gibi bir ithalat rakamımız var. Yani bu da dış ticaret fazlası veren bir sektör ki, Türk mobilyasının kalitesi e, ve tasarımı ve fiyat avantajı, bakın bu çok önemli, fiyat avantajı gerçekten diğer ülkelerden çok daha aşağıda. Ve biz bunu artık yurt dışına reklamlarla, Bugün biz e, geçen yıl Avrupa kanallarına çok ciddi bir reklam yaptık Masko olarak. Masko'nun telefonları susmadı diyebilirim. Özbekistan'da bir fuara katıldık, çok ciddi bir dönüş aldık. Artık bizim yurt dışına yatırım yapmamız gerekiyor ki bakın e, bazı rakamlara e, dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu sektörün en büyük oyuncusu Çin. 95 milyar dolar gibi bir ihracat rakamı var. Almanya'ya bakıyoruz. 18 milyar dolar gibi bir ihracat rakamı var. Polonya ve İtalya'da 15 milyar dolar gibi bir ihracat takımı var mobilyada. Burada iki şey olmuş anladığım kadarıyla. Ee, bilmiyorum siz e, doğrulayın ya da doğru, düz, doğru değilse düzeltin beni. <laughs> Birincisi e, Türkiye'deki mobilya e, tüketicisi, mobilya alan insanlar geçmişte böyle bazı ülkelerin adı geçerdi. O mobilyaları tercih ederdi. Oradan biraz uzak durmuşlar. Daha doğrusu Türk mobilyası o markaların, o ülkelerin Markalarının yerini almış, anladığım evet. kadarıyla. Yani işte bilmem ne ülkesinin mobilyası artık e, Türk mobilyasının e, altında kalmış ya da e, esamesi. Bir bir bu. İkincisi de e, Türk mobilyası dünyada da artık ya Türkler bu işi iyi yapıyor noktasına evet. gelmiş, anladığım kadarıyla. O konuda hem fikiriz. Biz bu işi gerçekten çok iyi yapıyoruz evet. ve yapmaya da devam ediyoruz. Bugün birçok üreticimizde de artık e, tasarım ve arge bölümlerini ciddi manada oluşturdular. Biraz önce vermiş olduğum rakamlarda bizim bugün bahsetmiş olduğumuz 3.2 milyar dolar, bizim hedefimiz 10 milyar dolar. Bakın ve biz bunu çok kısa sürede yakalayabiliriz. Ve yakalayacağımızı da ümit ediyorum. Çünkü artık timin de, Türk Türkiye İhracatçılar Meclisimizin de çok ciddi destekleri var. Bugün biz, şunu konuya da değineyim, Dubai'de Türk Ticaret Merkezi mobilya satışına yönelik, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Masko Mobilya Kenti ve Modoko İşbirliği ile böyle üçlü bir konsorsiyumla Dubai'de artık Türk mobilyasının satışını gerçekleştireceğiz inşallah. Yerimizi bir tuttuk. merkez mi kuruyoruz? Tabii 14 bin metrekare bir alan. Dubai'de Masko açıyorsunuz yani Tabii. bir yerde. Öyle. 14 bin metrekare kapalı alanda Türk mobilyasını oraya götüreceğiz. İnşallah bunun ikinci ayağı da orada bunu başardıktan sonraki ikinci ayağı da Amerika olacak. Biz artık Güzel. ihracata Yönelmemiz için orada ayağına gitmemiz lazım tüketicinin. Mobilyayı artık e, ihracat evet. noktasında e, müşterinin ayağına götürme. götüreceğiz. Götüreceğiz evet. ve bu yapı inşallah tutarsa üçlü ve güçlü bir yapıyla gidiyoruz. Yani bu bahsettiğimiz bugün Kayseri'ye baktığımız zaman Üretim çok ciddi noktası. üretimde mobilyaya çok ciddi istihdam sağlayan bir yer Kayseri. Bugün Moskova'ya baktığımızda ona keza 10 binin üzerinde çalışanımız var bugün bu dolaylı yoldan. Ticaretin çıkıyor. en iyi yapıldığı yer Tabii. değil mi? yani? Tabii. Onun için biz ihracat sizden satılıyordur tahmin ediyorum. Türkiye ihracatının yüzde %100'ünü biz karşılıyoruz diyebilirim. Masko Tabi Masko'dan. Çünkü biz evet. perakende bazda mobilyanın kapalı çarşısıyız açıkçası. Bir evet. Masko'nun içerisinde gezdiğimiz zaman e, onun için o ihracat noktalarında bizim olmamız lazım diyor. Biz çok avantajlı bir bölgedeyiz coğrafi yapı olarak da. Biraz önce de ifade ettim. Fiyat avantajını da çok iyi kullanarak hem Avrupa'ya hem Türkiye Cumhuriyetlere hem Arap ülkelerine çok ciddi ihracat rakamları yakalayarak bu 10 milyar dolar hedefini yakalayacağını düşünüyorum ben mobilya sektörünün. Çok kısa bir sürede. Yani yaşayanlar. Dubai örneği sonra Amerika'ya açılma olayı. Bir de Ticaret Bakanlığı da mobilyanın Amerika'ya açılması için çalışma yapıyor. Onlar birleşti Destekler geldi. Çok şükür. Evet. Kula, yani Kulak verildi bu çağrılarımıza. Biz Ve çok bundan yakın... sonra da geleceğini düşünüyorum ben. Ama işte bunu ben yine katıldığım programlarda söylüyorum. Biz mobilyamızı yani ürünlerimizi yurt dışına çok sağlıklı şekilde göndermeliyiz. Son 4 senedir de biz buna önem verdik. Lojistik bu işin lojistiğini anlamı. ve paketleme sistemini artık ciddi manada önem vermemiz gerekiyor ki ürünlerimiz oraya sağlıklı vaziyette gitsin. Bugün bizden bir tüketici Katar'a ürün aldığında biz buradan montajcımızı da gönderip orada ürünlerin montajını da çok rahatlıkla yaptırabiliyoruz. Artık yani bu işleri açtık ve bundan sonra çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Tabii Tim'in de desteğinden bahsetmiştik. Bugün 3 yıllık ortalaması 500 bin dolar yapılırsa ihracatı yeşil pasaport veriliyor. Bunlar da bir destek. destek. Bu 1 milyon Doğru. dolardı. 500 ama, bin dolara düşürürdü. Ama biliyorsunuz. şey yani bir birinci adımı bu Amerika ile ticaretin 100 milyar dolara çıkarılması noktasında yapılan bir çalışma var biliyorsunuz. Ticaret Bakanlığı'nda bu çalışmanın tam ortasında. Birinci adımını tekstilcilerle attılar. Evet. Çok da başarılı oldu. Şimdi ikinci adım herhalde mobilyayla atılacak. Mobilyayla olacak. Sizinle ilgili bu çalışma sürüyor. Yani biz çok yakın bir gelecekte mi Amerikan pazarında Türk mobilyasının ağırlıklı olarak satılmaya başlandığını görecek miyiz? Böyle bir şey, hayaliniz gerçekleşecek mi? Biz adımlarımızı dikkatli ve sağlam atmaya çalışıyoruz. Dubai'de bu yapacağımız konsorsiyum bunun aslında ilk adımı. Ve burada başarılı olduğumuz takdirde ki olacağımıza inanıyoruz onun için acele de etmiyoruz bütün hesapları hesaplamalarımızı ona göre yapıyoruz ki yapacağımız ikinci ve üçüncü aşamaları da bu işin daha sağlıklı olsun ki bir yere gittiğimizde çok ciddi bizim dekorasyon maliyetlerimiz oluyor. Orada bu dekorasyon maliyetlerini yapmak kolay işler değil. Bunları oraya o yatırım yaptıktan sonra da geri gelmememiz lazım. Orada başarılı olmak lazım zorundayız. Başarılı olmak zorundayız. Kağıt üzerinde ama bazı yani... şeyleri konuşmak kolay tabii ki ama iş uygulamaya geldiğinde onu sağlıklı bir şekilde uygulamak Ama gerekiyor. zaten e, Almanya, özellikle biraz önce Almanya örneğini verdiniz. Biz evet. Almanya'da çok son dönemde başarılı işler yaptık evet. e, dediniz. Bu zaten bir e, bizim oralarda başarılı olacağımızın işareti. Yani İşaret. hem Dubai'de hem Almanya'da hem Amerika'da e, başarılı olacağımızın işareti Almanya'dan alınmış anladım Şimdi kadarıyla. Şimdi Türk mobilyasına olan ilginin rakamlarına biraz daha şöyle bahsedelim. Geçen hafta biliyorsunuz Siyanarda imop mobilya fuarı vardı. Evet. Bugün baktığım zaman 750'nin üzerinde firma katıldı artık sığamadık oraya. Yer yoktu. Sığamadık yer yoktu çadırlara taştı artık olay. E buradan da ben fuar alanımızın artık daha iyi bir noktada Olmasın İstanbul olsun. Havalimanı'na yakın bir noktada daha iyi bir fuar alanının ile bu sektöre katkı verilmesi gerektiğini düşünüyorum ki 148 bin ziyaretçi almış bakın Siyanar Fuarı ve bunun 45 bini yabancı ziyaretçi. Küçük. Ve bu her yıl artıyor. Ve bunların çoğu satışa dönmüş. Çok ciddi rakamlar yapıldı, ihracat rakamları. Bu bizim de desteklerimizle, yurt dışındaki götüreceğimiz işte oraya bu yapılarla Dubai'ye ve Amerika'ya bu rakamın 10 milyar dolar olacağına ben inanıyorum. Biz e, sektör temsilcileri olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bakın bizim bugün en büyük problemimiz Celal Bey metrekareydi. Bizim Moskova'da bir mağazamız 600 metrekareydi. Biz bunu Allah'ın izniyle şu anda 1100-1200 metrekareye çıkarttık. Maskoda bir Tabii, imar değişikliği katına çıkarttık. Şimdi eskisi gibi değil. İmar değişikliği metrekare yapıyor. lazım. Ha. Tabii H12'ye çıktı. Katlarımız ha. arttı ve 1200 metrekare olabilme imkanı oldu bir mağazamızın. Bakın bu metrekarelerin daha üzerinde metrekareler de bize lazım. Çünkü mobilya hacimli ürünler bunlar. Teşhir etmesi kolay işler değil eskisi Bir gibi... de işte altta işte salon mobilyası, üstte Yatak Tabii. odası, işte mutfak vesaire diye. Şovurlarımızı artık için biz çok... avizesiyle, halısıyla, evet. perdesiyle yani evet. bir yatak odasını, karyodasını Bu odası iyi ile, olmuş değişiklik. Çok yani bundan memnun herhalde gerek. mobilya e, markaları. Bunun dönüşünü sonra alacağız. Daha yeni yani. başladı. İçeride yapılanmalar da tamam. yavaş yavaş başladı. Bunun dönüşünü de alacağız inşallah. Daha büyük metrekarelerle tüketicilerimize daha hizmet sunacağız bundan sonra. Evet. Şimdi e, Mehmet Bey evet. e, şimdi Mehmet Mutlu siz eee KDV'ler, KDV oranları insin diye yıllardır söylüyorsunuz. İşte değişik yerlerde, değişik platformlarda. Sonuçta işte ekonomi yönetimi dedi ki evet KDV oranlarını aşağı çekelim mobilyacılar satışlarını artırsınlar. Ama KDV oranını aşağı çekince KDV maliyenin bir vergi kaybı olacak. Şimdi sizin buradaki görüşünüzü ben merak ediyorum. Yani biz KDV oranları aşağı çekildi ama satışları arttırarak vergi kaybını telafi edeceğiz. Kimse merak etmesin. Noktasında mısınız? Kayıt dışının e, kayıt içine gireceği ve verginin buradan da geleceği. Noktasında mısınız yoksa e, Maliye Bakanlığı kara kara düşünsün mü? Bence hiçbir problem olmayacak. Çünkü evet. kayıt dışı ekonomiyi kontrol altına alacağını düşünüyorum ben bu şekilde. Ve bundan sonra satışa da dönerek cirolarımızı artırarak biz bu işi çok daha iyi noktalara getireceğiz. Yani kesinlikle o konuda yani bir vergi kaybı olmayacak. Kayıt dışı kayıt altına girecek. Tabii daha ee, önceki mali geçen yılki verilerde zaten bu gözüküyor. gözüküyor Biz mu? o KDV indiriminde yani. cirolarımızı çok ciddi manada artırdık yani. Orada problemimiz olmayacak. Kesinlikle yani, olmayacak. E, kayıt dışı kay bu bu anlamda şey de tabii yani kayıt dışı ekonominin merdiven altı sektörün merdiven altındaki parçalarının kayıt içine girmesi sektöre de Kalite tabii. getirecek. Sizin Kesinlikle. açınızdan da önemli. Daha sistemli çalışacak yani bu vergi, vergi indirimi tüketici açısından e, mutlu bir durum. E, mali açısından bir kayıp olmayacak. Sektör açısından da e, sıkıntı yaratmayacak. Buradaki Ka sadece e, bir ince nüans var. Burada e, bizim ham maddede alışlarımız 18'de kaldı. O, onun değişmesini evet, bekliyoruz. 18'inde 8 bandına çekilirse Çünkü vergi çok farkı, daha iyi olacağını düşünüyorum. vergi farkı i̇şte, doğuyor. Ama yani bu yapılan alışmalar, e, Atılan adım e, Mehmet Mutlu, herkes mutlu e, noktasında i̇nşallah oldu İnşallah tüketicimiz de e, mutlu diye. olacak. Üreticimiz Tüketiciye de mutlu indirim olacak. indirim yaptık diyorsunuz %10. Ayrıca Tabii. kampanyalarımız var diyorsunuz. Biz de yani de adım... kampanya bitmez. Sürekli evet. kampanyalara evet. devam ediyoruz. Ayrıca bizim bu yılki hedefimiz yönetim kurulu olarak inşallah onu da hayata getireceğiz. Bu genel kurulda da üyelerimizden yetki isteyeceğiz şirket kurmayla alakalı. Kooperatif Hı. mantığından çıkacağız Çıkacak artık. artık. Masko'yu şirketleştireceğiz. Anladım. Ve e-ticaret... Evet. Sitesini kuracağız maskonun yani artık önemli. internetten satıyoruz. Mobilya internetten satılır mu bilmiyorum zaman. ama e, tabii, tabii. bir denemek deneme diye. Bu rakamlar yakalayan firmalar var. Peki e, şimdi e, insanlar e, Masko'ya geldiler. E, her şey var. Mobilya alacaklar. Bu günlerde işte işte evlenmeye karar veren, evini değiştiren vesaire zamanı mıdır? E, Ocak ayı, Şubat ayı. Ocak ayı geçti, Şubat ayı zaman mı zamanı mıdır yoksa beklesinler mart ayında mı gelsinler ne öneriyorsunuz ne diyorsunuz şimdi İnsanlara yaz doğru bir tavsiyede e, Mehmet Mutlu nasıl e, bulunur Mobilyada trendler çok hızlı değişiyor şimdi e, biraz önce de bir sohbetimiz oldu buraya gelmeden önce işte ne tarz mobilyalar var bu yıl dendiğinde bakıyoruz evet. her yıl değişiyor bugün bir otomobil üreticisi bile bir e, otomobile çıkardığında 7 sene artık o kasayı kullanabiliyor ama mobilya da bu 2 seneye kadar düştü. Düştü mü o kadar? O kadar hızlı değişiyoruz ki artık. Bu biraz zenginleşmeyle de ilgili bir olay yani o zaman. Yani. İşte yani R&D ve tasarıma ha. önem veriyoruz ve sürekli ha. yenileniyoruz. Ya Biz bugün 2 sene sattığım bir ürüne, benim kendi şahsi mağazamdan örnek vereyim, müşteri geldiğinde daha farklı bir şey yok mu? Hı, diyor. diyor. Yani 2 senelik bir ürün yani baktığım zaman. Diyor. Renkler o kadar hızlı değişiyor ki. İyi iyi bir şey ama baktığımız bu. zaman son bir yıldır da luxury dediğimiz bir tarz hmm. artık metal girdi mobilyanın içine, mermer girdi. Daha önceki yıllarda deri girmişti. Şimdi sürekli trendler değişiyor. Biz de bunu maske olarak en hızlı şekilde takip ediyoruz. Bütün mağazalarımız sürekli on, on yenileniyor 17... ve sürekli bunları takip ediyoruz. Zamandan ediyor. önce bizi e, gelsinler bir görsünler bizim trendlerimiz, yaptığımız e, tabii bu tasarımlar işi... değişik bir bizi ziyaret etsinler. mobil almadan mobil almanın da tam zamanıdır. Tamam. Kampanyalar sürekli bizde mevcut. Evet. Yaz dönemi düğün dönemidir. Bir de bütün, dönemidir. bütün markaları bir arada görme şansına da sahip. E tabii bizde A'dan Z'ye bütün ürünler var. Her bütçeye göre de ürünümüz var, var. açıkçası. Masko evet. bunun için biçilmiş bir kaftan. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun efendim. Sağ olun. Efendim noktalıyoruz bugün de. Görüşmek üzere hoşça kalın.